Sanat TV izleyenleri, Sanat TV sosyal medya kanalına hoş geldiniz. Her hafta Tarih ve Gezi adlı programımızı Sanat TV sosyal medya kanallarında sizlere takdim ediyoruz. Bu hafta yine önemli bir tarih gezi noktasını sizinle paylaşmak arzu ediyoruz. Değerli dostlar, Bursa ruhaniyatlı bir şehirdir. Maneviyata önemli katkılarda bulunan çok önemli alimler, evliyalar bu şehirden gelip geçmişlerdir. Bursa'nın maneviyatına çok önemli katkıda bulunmuş olan ve dünyaca tanınmasına vesile olan yer Bursa olması yönüyle de onun lakabının oluşmasına vesile olan yer Bursa'dır. Kimden bahsediyoruz? Somuncu Baba Hazretlerinden. Ve bugün sizlere değerli dostlar Somuncu Baba'nın Bursa'da halen var olan fırının yerinden, evinin olduğu yerden bahsedeceğiz. Somuncu Baba'nın Ulu Cami açılışında sırrının ortaya çıkmasından, sırrının faş olmasından bahsedeceğiz. Somuncu Baba'nın nasıl maneviyat büyüğü olduğunu anlaşılması Ulu Cami açılışında gerçekleşen muhteşem hutbesiyle olacaktır. Ondan bahsedeceğiz. Somuncu Baba'nın Bursa'da sırrı faş olunca, sırrı ortaya çıkınca Bursa'yı bir sabah erkenden terk edip gideceğinden, Bursa'da bir çınar yanında Bursa'ya dönerek dua etmesinden ve o çınara dua çınarı denmesinden bahsedeceğiz. Ve bu arada Somuncu Baba'nın o ilk hutbede Fatiha suresini ayrı ayrı tarzlarda tefsir etmesinden, Molla Fenari Hazretleri gibi bir tefsir aleminin bu tefsirden etkilenmesinden ve o tefsirle alakalı görüşlerinden bahsedeceğiz. Ve Bursa'dan sonra nereye gitti? E, türbeleri nerededir? Aksaray'da mıdır? Dar Darende de midir? Başka yerde türbesi mevcut mudur? Somuncu Baba'nın hayatını konu etmeye çalışacağız değerli dostlarımıza. Hemen başlayalım değerli dostlar ve Somuncu Baba'nın fırının olduğu yeri önce haritadan size gösterelim. Bursa'ya geldiğinizde Somuncu Baba fırınına nasıl ulaşabilirsiniz? Somuncu Baba'nın fırının evinin olduğu yer nerededir? Harita üzerinden size göstereyim. Hemen rejimizden bir no'lu görselimizi rica edeyim. Değerli dostlar... Bursa'nın merkezinde Ulu Cami yer alır. Bursa'nın mührü konumunda Ulu Cami. Ulu Cami'nin karşısındaki cadde, yukarı doğru çıkan caddenin adı Maksem Caddesi'dir. O caddeyi tamamladığınız takdirde sağa doğru Pınarbaşı'na doğru döndüğünüzde o yol üzerinde ilerlediğinizde Somuncuva levhasına ulaşırsınız. İşte Tezverende de Sultan diye bir türbenin hemen üst tarafında Somuncu Baba'nın fırının evinin olduğu yeri gösteren levhalara ulaşılabilmektedir. Molla Fenari Camii'nin hemen aşağısındadır Somuncu Baba'nın evinin fırının olduğu yer diyoruz. Ulaşım noktası yani Ulu Cami'den yürüyerek de çıkılabilir ya da küçük araçlarla ancak Somuncu Baba'nın evinin olduğu yere kadar ulaşılabilir. Otobüsle büyük otobüsle oraya ulaşma imkanı yoktur değerli dostlar. Peki Somuncu Baba'nın evinin görselini rica edelim İkinoğlu görselimizde. Değerli dostlar Bursa'daki en eski tarihi evlerden birisi Somuncu Baba'nın evinin olduğu yer idi. Burası Osman Gazi Belediyesi tarafından restore edildi değerli dostlar. İkinoğlu görselimizi bu arada rica edeyim. <laughs> Somuncu Baba'nın evinin fırının olduğu yer Osman Gazi Belediyesi tarafından restorasyonu gerçekleştirildi. Ve ziyarete açıldı değerli dostlar ve halen o e, evin olduğu yerde aynı zamanda somunlar, ekmekler, çorba sıcak çorba ikramları Somuncu Baba'nın hatırasına hürmeten ikram edilmeye devam ediliyor. Hemen evin görselini rejimizden rica ettik. Somuncu Baba Hazretleri'nin değerli dostlar hayat hikayesini sonra sizinle paylaşacağım ve Somuncu Baba Bursa'ya geldiğinde kendini gizlemiştir büyük bir alim olduğunu insanlara bildirmemiştir ve ekmekler yaparak sıradan bir ekmekçi gibi bir somuncu olarak kendini göstermiştir. Ve Uludağ eteklerinde Molla Fenari mahallesindeki o evde yaşamış ve oradaki iki gözlü fırınından da ekmekler çıkararak halka dağıtacak ve değerli dostlar orada yapmış olduğu o sıcak ekmekleriyle bilinecek ve tanınacaktır. O yüzden ona somuncu baba denilmiş olacaktır. Hemen rejimiz görseli ayarlayabildiyse efendim bekliyoruz 2 no'lu görselimizi. Gelmiyor mu? Peki fırının olduğu görselimize geçelim. 3 no'lu görseli. Bu görselle devam edebiliriz. Değerli dostlar sonuncu bazetlerinin fırının olduğu yer bu şekilde iki gözlü bir fırını vardır. Ve bu fırından ekmekler çıkarıp dağıttığı, sattığı için ona Somuncu Baba denilecektir. Ve Somuncu Baba'nın bu fırını çok ilginçtir. Bakın iki gözlü olması da ilginçti değerli dostlar. E niçin iki gözlüdür? Bununla alakalı Emir Sultan'la yaşamış olduğu kerametli bir olaydan da bahsedilir. Emir Sultan Hazretleri Somuncu Baba'yı daha yakından tanımak için bu fırının oraya gelecek ve bir elinde çömlekle der dostlar somuncu obaya yaklaşacak. Bu çömleği fırına sürebilir mi izleyecektir? Bu arada Emir Sultan Hazretleri gençtir. 20'li yaşların sonlarındadır. Ve Emir Sultan Hazretleri Bursa'nın en önemli evliyalarından bilinir. Seyyittir. Peygamber torunlarından bir büyük zattır. Aynı zamanda Padişah Yıldırım Bayezid'in damadıdır. Somuncu Baba'yı Ulu Cami civarında çarşıda somunlar müminler diye somun satarken görmüş ve onu daha yakından görmek için bu fırının olduğu yere Emir Sultan Hazretleri gelmiştir. Ve değerli dostlar elinde çömlekle bu çömleği fırına sürebilir miyiz der. Somuncu Baba olur evlat der çömleği alır ve onu fırına koymak ister ama nasılsa çömlek fırından girmez küçük olmasına rağmen bir daha dener girmez ve Somuncu Baba Emir Sultan'a dönerek der ki Anlaşıldı evlat der. Bu çömleği fırına senin sürmen lazımdır der ve çömleği Emir Sultan'ın fırına sürmesini ister. Emir Sultan Hazretleri çömleği fırına koyduğunda bir şey dikkatini çeker. İçeride ateş yoktur. Ateş olmadığı halde orada nasıl ekmek pişmekte, nasıl çömlek ısınacaktır? Burada ateş yok der. Merak etme der Somuncuo. birazdan çömleğiniz pişer der. Ve Birazdan sıcak ekmeklerle birlikte o çömleği sıcak halde çıkarmış olacaktır. Somuncu Baba'nın manevi büyüklüğünü Emir Sultan Hazretleri anlayacak. Aralarında sohbetler, muhabbetler geçecek. Somuncu Baba'nın da seyit olduğunu, peygamber torunu olduğunu öğrenecek ve Somuncu Baba'nın nasıl bir maneviyat büyüğü olduğunu orada fark etmiş olacak. Sonra onun sırrını da Emir Sultan Hazretleri paş etmiş, ortaya koymuş olacak. Bu arada Somuncu Baba'nın fırınındaki bu iki gözle alakalı Yakın dönemde şöyle bir yorum getirildi değerli dostlar. Şimdi sol taraftaki büyük gözün ekmeklerin pişir pişirilme yeri olduğu ifade ediliyor, ama orada ateş yakılmadı. Sağdaki küçük gözde ateşin yakılarak oraya sıcak borular vasıtasıyla sıcaklığın aktarıldığı. Dolayısıyla günümüzdeki fırın tekniğinin somuncu vazetleri tarafından 600 yıl kadar öncesinde uygulandığı şeklinde bir yorum var değerli dostlar ve arada geçiş sağlayan boruların olduğu ifade ediliyor. Bu arada sonuncu babanın bu fırının iki gözlü fırının yanında çilehanesi vardır. Diğer görselimiz, rejimizden rica edeyim. Çilehanesi ile ilgili görselimiz. Evet o sonraki hemen görselimiz. Altınoğlu görsel. Değerli dostlar bakın burada fırının, iki gözlü fırının yanında bir kapı var. O kapının üzerinde çilehane yazar. Küçük bir odacık konumundadır orası değerli dostlar ve günümüzde mescit olarak ziyaretçilerin namaz kılabileceği, dua edebileceği bir yer konumunda. Ama o çilehanenin içerisinde küçücük bir bölme var değerli dostlar. Bir insanın dizleri üzerinde ancak oturabileceği küçük bir e, hücrecik var, bir pencere var. Onu görelim diğer görselimizde. Ve Değerli dostlar o pencereye sonuncu babanın bir noktada tefekkür için, çile için, nefsini terbiye etmek için e, oturup sabaha kadar zikrettiği şeklinde görüş vardır. Hemen bakın o görselimiz geldi. Bu küçücük pencere içerisinde dizleri üzerinde bir insanın oturup sabaha kadar zikirle tefekkürle meşgul bulunabilmesi oldukça zordur. Somuncu Baba'nın Aksaray'da da çilehanesi vardır, Darende de çilehanesi vardır. Böyle büyük zatların değerli dostlar çilehaneleri, halbethaneleri vardır. Nefsini terbiye etmek için bu şekilde hücreleri, küçük bölmeleri yer alır tasavvufta. Bunu biliyoruz. Değerli dostlar peki Somuncu Baba Hazretleri kimdir? Hayat hikayesinden bahsedelim. Sonuncu Baba 1331 yılında Kayseri Kayseri doğumludur. Kayseri'de doğduğu ifade ediliyor. Babasının e, Horasan erenlerinden, Horasan bölgesinden Anadolu'yu aydınlatmak için gelen e, Alperenlerden olduğu ifade ediliyor değerli dostlar. Ermiş kişilerden birisidir babası da e, Şemseddin Musa isminde ve babasından terbiye alacak. Babası onu yetiştirmeye çalışacak. Diğer alimlerin nezaretine eğitilmesini sağlayacak. Bu arada ilk derslerini aldığı büyük zatlardan birisi olarak da Kayserili büyük bir alim Davudu Kayseri Hazretleri olabileceği ifade ediliyor. Osmanlı'nın ilk müderrisidir. Bursa İznik'te kabri bulunan e, Osmanlı'nın ilk müderrisi Davudu Kayseri'den de ders almış olabileceği ifade ediliyor. Muhyiddin İbn Arabi ekolünü ondan ders almış olabileceği ifade ediliyor. O dönemde değerli dostlar Şam bölgesi, Irak bölgesi önemli alimlerin olduğu yerler idi. Oralara gitmiştir. Şam'da Bayezid-i Bestami'nin hankahında yani tekkesinde ders görmüş. Bayezid-i Bestami hazretlerinden üveysi olarak ders aldığı ifade edilir. Manen onu bizzat görerek değil, manen ondan eğitim aldığı ifade edilir. Sonra Şam'dan Tebriz'e gittiği, İran bölgesine gittiği, Hoy şehri Azerbaycan bölgesine geçtiği ve yine Erdebil şehrinde değerli dostlar, Alaaddin Erdebili hazretlerinden icaze dediğimiz diploma aldığı ifade edilir. Somuncu Baba ile ilgili görselimizi rica edelim. Rejimizden bu yolculuğuyla alakalı. 7 no'lu görselimizde. Bakın Somuncu Baba'nın 1331 Kayseri doğumlu olduğu ve nice alimlerden dersler aldığı ifade ediyor. Ve bu arada Somuncu Baba'nın bu manevi yolculuklarıyla ilgili güzel bir film yapılmıştı. O gö filmin görselini rejimizden rica edelim. Aşkın Sırrı ismindeki 8 no'lu görselimizde. 1 Nisan 2016 tarihinde sinemalarda gösterime girmiş olan Aşkın Sırrı Yolculuğu isimli bu filmde Somuncuva konu edilmişti. Aksaray Belediyesi bu filmi yaptırmıştı. Değerli dostlar Aksaray'da türbesinin olduğu görüşü üzerine bu film uygulanmıştı. Hatta bu filmde yanlış olarak yani Ulu Cami açılışı Bursa Ulu Cami'dedir ama Aksaray'daki Ulu Cami görseli kullanılarak Ulu Cami açılışı gerçekleştirilmiş. Yani tamamen Aksaray'da çekilmiş olan bir filmdi. Ama Somuncu Ova'nın yolculuklarını, almış olduğu dersleri, eğitimini, bu manevi yolculuğunu anlatan güzel bir film. Yine Somuncu Baba'nın Bursa'da Ulu Cami'nin önündeki Somunlar Müminler diyerek o ekmek satışını, Ulu Cami açılışındaki hutbesini konu edinen güzel bir filmdir. Sizlere tavsiye etmiş olalım. Peki Somuncu Baba'nın sırrının ortaya çıkması nasıl olmuştur dedik. Hemen yine diğer görselimizi rejimizden rica edelim. 9 nolu görselimizi. Değerli dostlar, Somuncu Baba'nın sırrını ortaya çıkaran olay Ulu Cami'nin açılışı olayıdır. Bakın Somuncu Baba nice yerlerde eğitim görmüş, icazet dini diplomasını almış, manevi yolculuklarını bir noktada tamamlamış ama Anadolu'ya geldiğinde Bursa'da kendini gizlemiştir. İşte Uludağ'ın eteklerindeki o fırından ekmekler çıkarıp dağıtıp satacaktır. Bakın bu görselde rejimiz benim görselimi kaldırsın rica edeyim. E, orada bakın Ulu Cami'nin önünde ekmekler satan birisini görüyoruz. O somuncu Baba olarak görselde yerleştirilmiştir. Bursa Panorama Müzesi'ndeki bir görseldir bu. Bu arada yanında birisi var. Yanında kişi kimdir? Somuncu Baba'nın yetiştireceği en önemli talebesi Hacı Bayramı Veli Hazretleri'dir. Onunla birlikte Bursa'ya geldiği, Bursa'da kendilerini gizledikleri Somuncu Baba'nın sırrının Ulu Cami açılışında ortaya çıkacağı ifade edilir. Bu arada bu görselde Yıldırım Bayezid Han'ı görüyoruz. Mimar'la birlikte Ulu Cami'nin planlarını inceliyor. Mimar Ali Neccar'dır. Ve değerli dostlar Yıldırım Bayezid Han, Nibolu Zaferi'nin bir ada olarak 20 cami yerine Bursa Ulu Cami'yi ettirir Ulu Cami Türkiye'deki Ulu Camilerin en ulusudur, en büyüğüdür. Böylesine muhteşem bir mabedin açılışını kim yapacaktır? Padişah Yıldırım Bayezid han bu işi damadı olan Emir Sultan Hazretlerine verir. "Buyur der. Buna layıksın. iyi kutbey sen ver, açılışı sen yap." der. Emir Sultan Hazretleri ise o zamana kadar işte halkın sıradan bir insan zannettiği ve Uludağ'ın eteklerindeki o fırından ekmekler çık çıkarıp dağıttığı, sattığı için işte çarşıda Ulu Cami önünde somunlar müminler, müminler somunlar diye sattığı için halkın somuncu baba diye lakaplandırdığı birine işaret ederek der ki padişaha hünkârım aramızda zamanımızın manevi kutbu şu zat varken bu iş bize düşmez der. Halk meraklı gözlerle işaret edilen zata bakar. Bakarlar Somuncu Baba dedikleri zattır. Şaşırırlar, hayret içerisinde kalırlar. Zira onu öyle bilmiyorlar. Ve hatta Somuncu Baba'nın minbere çıkarken, Emir Sultan'ın yanından geçerken şöyle de bir sitem ettiği rivayeti vardır. Sultanım, emirim beni niçin ifşa ettiniz? Niye ele verdiniz? Niye açıkladınız der? Emir Sultan da aramızda sizden daha büyük bir zat olduğunu görmediğim için sizin hutbeyi vermeniz uygun gördüm der. Ve sonuncu baba minbere çıkar. Minberin görselini rejimizden rica edelim diğer görselimizde. Ve bakın Ulu Cami değerli dostlar minberi 11 oğlu görsel gelsin. Ulu Cami minberine çıkar. Şimdi düşünün sıradan bir insanın Ulu Cami'de açılış konuşması yapması. Halk onu öyle biliyor. Bizden birini çıkarsalardı hadi ilk hutbeyi sen ver deselerdi ne yapabilirdik? Elimiz ayağımız dolaşır, dilimiz tutulur ne konuşabilirdik? İlminiz varsa ortaya koyabilirsiniz ve sonuncu baba bu ilk hutbeye başlar. Ve der ki Fatiha suresinin tefsirinde bazı alimlerin müşkilata uğradığı bizce malumdur der. Molla Fenari Hazretleri bakın o devrin Bursa Kadısı. Daha sonra Osmanlı'nın ilk şeyhülislamı olacak. O büyük bir tefsir yazarıdır Molla Fenari Hazretleri. Bu ilk hutbe hakkında şöyle diyecek. Fatiha Suresi'nin tefsiriyle alakalı bizim bir kısım zorluklar yaşadığımızı keşfetmesi Somuncu Baba'nın büyüklüğünün ilk delilidir der. Ve Fatiha Suresi'ni açıklamaya, tefsir etmeye başlar. Ve birinci tefsiri herkesin anlayacağı dilden yapar. Fatiha'nın görseli gersinde rejimizden rica edelim. Evet başlar Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn diyerek Fatiha suresini okur, açıklamalarını yapar. Herkesin anlayacağı dilden. İkinci tefsiri anlamayanlar çıkar. Üçüncü tefsiri Molla Fenari der ki sadece alimler bizler anlayabildikler. Sonraki tefsirleri alimler bile anlamaktan aciz kalacak. Öylesine derin bir ilimle yapılmış bir tefsirdi der. Ve sonra bakın Molla Fenari Hazretleri bu tefsir hakkında Somuncu Uva'yı evinde ziyaret edecek, ders almak isteyecek ondan, Fatiha ile ilgili bu sırları ondan alacak ve Molla Fenari Hazretleri'nin yazmış olduğu bir tefsir bu Fatiha tefsiriyle alakalıdır. Somuncu Baba'dan da almış olduğu bir noktada o e, derslerle yazmış olduğu bir tefsir. Diğer görselimiz rejimizden rica edelim. Molla Fenari'nin yazmış olduğu tefsirle alakalı. Bakın Molla Fenari'nin Fatiha suresi tefsiri Somuncu Baba'dan öğrenmiş olduğu bilgilerle de yazmış olduğu bu tefsiri Gaziantep Üniversitesi'nde İlahiyat Fakültesi Dekanı Profesör e, yazmıştı bunun kitap olarak bu şekilde bir baskısı mevcuttur değerli dostlar Asiat yayınlarında. Te tavsiye etmiş olalım. Neler yazdığını, neler tefsir ettiğini Molla Fa'nın burada Somuncu Boğdan da öğrenerekten merak edenler için e, bunu da tavsiye etmiş olalım. Ve Somuncu o peki değerli dostlar Fatiha Suresi'ni tefsir etti. İlk e, Cuma namazını Ulu Cami'de kıldırdı. Halk onun manevi büyüklüğünü anladı. Peki Ulu Cami çıkışında halk onu görmek ister mi? Tabii ki ister. Ve rivayet o ki Neşhur bir keramet. Ulu caminin üç kapısında bekleşen halk bizim kapımızdan çıktı. Gördük Somuncu Baba'yı duasını aldık elini öptük der. E bizim kapımızdan da çıktı. E bizim kapımızdan da çıktı. Aynı anda üç kapıdan çıktığının görüldüğü kerameti meşhurdur. Bir tayyi mekan pek çok yerde aynı anda bulunabilmek kerameti. Tabi Somuncu Baba'nın manevi büyüklüğü anlaşılınca evinin fırının olduğu yere halk akın akın ziyaretler gerçekleştirir. Sonuncu baba bundan rahatsız olur. Şöhretten kaçan birisidir. Şöhret afettir sırrınca. Bir sabah erkenden Bursa'mızı terk edip gitmek ister. Talebesi Hacı Bayram Veli'yi de alacaktır. Yine Akbedreddin, Karabedreddin gibi talebelerinin de olduğu şeklinde bir görüş var. Ve değerli dostlar talebeleriyle birlikte Bursa'nın doğusunda bir çınarın yanına geldiğinde Molla Fenari Hazretleri gibi bir kısım Bursalılar yetişir. Dur gitme deseler de. Sırrımız faş oldu, sırrımız ortaya çıktı. Artık burada duramayız der, gideceğini ifade eder. Madem öyle gideceksin o halde Bursa'ya dua et de git denilince o çınar yanında Bursa'ya döner. Daima bereketli, feyizli olması, yeşil kalması için Bursa'ya dua edecektir. O çınara dua çınarı denmişti. Görelim görselimizi, diğer görselimiz derecimizden rica edelim. Bursa'nın doğusunda değerli dostlar böyle bir çınar ağacı vardı 1990 öncesinde ve bunun yanında Bursa'ya dua ederek gittiği için bu çınara dua çınarı denmişti. Osmanlı döneminde bu çınar yanında dua edilirmiş sefere gidilirken hacca gidilirken durulur dua edilirmiş. Ve maalesef bu çınarı koruyamadık. Yol açılmalarıyla bu çınarın kökleri zarar gördü. Yolun ortasında kalmıştı ve 1990'lı yılların başında bir lodosta yıkıldı. Diğer görselimizi rejimizden rica edelim. Ve bu çınarın yıkılmasıyla ilgili görselimizi de gösterelim. Bu çınar ağacı maalesef bu şekilde değerli dostlar yıkıldı. Gövdesinden bir kısım parçalar Uludağ Üniversitesi'ne kaldırılmıştır. Eğitim fakültesinde gösteriliyordu. Ve maalesef bu çınarı koruyamadık. Günümüze gelmedi. Ama bu çınarın olduğu bölgenin adı Bursa'da Dua Çınarı mahallesidir. Bunu daha önceki çınarlarla ilgili bir programımızda sizlere detaylı bir şekilde anlatmış idik. Değerli dostlar peki Bursa'dan gider Somuncu Baba. Nereye gitmiştir? Şimdi değerli dostlar kaynakların çoğu direkt Aksaray'a gittiği şeklinde şeklinde veriliyorsa da değerli dostlar bir türbesi de Kütahya Tavşanlı'da yer alıyor. Ekmekçi Dede Türbesi diye Tavşanlı'da bir türbe var. Görelim görselimizi. Bakın Tavşanlı Belediyesi'nin bir konferans daveti olmuştu değerli dostlar. Çanakkale ile ilgili konferans vermeye gitmiştim. Orada ziyaret etmiştim Tavşanlı Tunç Bilek yolundaki bu türbe. Ekmekçi Dede Türbesi diye biliniyor. Ve bizim bildiğimiz Somuncu Baba ile irtibatlı gösteriliyor. Hatta bir kerametinden bahsediyor. İşte Somuncu Baba'nın buraya geldiğinde çobanlık yaptığı ve işte bir kadının ineğinin dönmediği şeklinde şikayet ettiği. Somuncu Baba'nın da o ineği aray aradığını, kadının da onu gizlice takip ettiğini, inekle Somuncu Baba'nın hatta e, konuştuğunu, ineğin de işte e, ben erken gittiğimde benim sütümü sağıyorlar, işte yavruma süt kalmıyor şeklinde daha fazla otlamak için kaldığı şeklinde Somuncu Baba ifade ettiğini ve bu şekilde kadının da Somuncu Baba'nın yine buradaki sırrını başkalarına da bildirmesi üzerine Somuncu Baba'nın yine buradan gittiği şeklinde. Ama Tavşanlı halkı Somuncu Baba'nın orada vefat ettiği Dolayısıyla böyle bir türbesinin olduğu şeklinde de bir görüşe sahipler. Ekmekçi Dede diye yine hatta buraya geldiklerinde ekmek getirip halka dağıtıldığı ifade ediliyor. Peki Somuncu Baba'nın e, türbesinin nerede olduğu ile ilgili iki farklı önemli görüş vardır. Aksaray'da mıdır, Daren'de de midir? Önce Aksaray kısmını inceleyelim. Aksaray'a gidelim diğer görselimizde. Değerli dostlar, Aksaray'da büyük bir kabristan vardır. dar Ervah denir ruhların yeri anlamına gelir. Hatta bu kabristanla ilgili Evliya Çelebi seyahatnamesinde buranın çok önemli bir maneviyat mekanı olduğunu ifade eder. Hatta işte dünya yüzeyindeki üç önemli büyük kabristandan birisinin işte Medine'deki Cennetül Baki kabristanı, diğerinin Cami Sagir kabristanı Şam'da Dımaşka'dır, Emeviye Camii yakınındadır orası olduğunu ve üçüncü olarak da bu kabristan olduğunu Evliya Çelebi ifade eder. Ve yine Evliya Çelebi bu kabristanda yedi bin evliyanın yattığını, mübarek gün ve gecelerde buraya nurların yağdığını, bu kabristanı ziyaret edenin kederden tasadan kurtulacağını ifade eder. İşte bu Davra er, Ervah Kabristanı içerisinde Somuncu Baba'nın değerli dostlar bir mescidi, kilehanesi ve türbesinin olduğu yer mevcuttur. Görelim diğer görselimizden. 19'un nolu görselimizde orada Somuncu Baba'nın küçük bir mescidi, Somuncu Baba adına yapılmış olan bir mescid yeri vardır değerli dostlar. Bu mescidin yanında Somuncu Baba Mescidi yazar Osmanlıcı olarak orada. Yanında da Somuncu Baba'nın e, türbesi açık bir türbe şeklinde kabirlerin olduğu yer vardır. Görelim diğer görselimizde. Somuncu Baba'nın kabriyle ilgili düzenlemeler yapıldı. Mezar taşları yenilendi değerli dostlar. Mezar taşında ön yüzünde işte Osmanlıca arka yüzünde Türkçe olarak da orada yatanın Somuncu Baba ve yakınları olduğu şeklinde ifade edilmiş. Görelim mezar taşını yakından 21 Nolu görselde. Bu e, görselde burada yatanın e, değerli dostlar Arif Billah, e, Somuncu Baba olduğu ifade ediliyor ve eee Somuncu Baba'nın ismi de Şeyh Hamidi Veli Aksaray olarak, Aksaraylı olarak ifade ediyor. Somuncu Baba'nın asıl adı e, Şeyh Hamidi Veli ya da Şeyh Hamidi Din Aksaray şeklinde ifade edilir. Ekmekçi Koca, Somuncu Baba gibi lakapları vardır. Somuncu Baba'nın kabrinin burada olduğu ifade ediyor. Yine bir çilehanesi var orada değerli dostlar. Aksaray'da ziyaret etmiştim. Aşağıya doğru inilir çilehanesine görelim görselimizde. Merdivenlerle inilerek bir diğer görselimizi rejimizden rica edelim. Çilehanesine merdivenlerle inilir. Küçük bir odacık şeklindedir değerli dostlar. Bu şekilde inilir. Mütevazi bir çilehane yine değerli olsak. Burada inzivaya çekildiği, çile doldurduğu, nefsini terbiye ettiği içerden İçeriden görselimizi de görelim. Diğer görselimizde ve değerli dostlar Aksaraylılar Somuncu Hazretleri'nin Aksaray'da yaşadığı, Aksaray'da türbesinin olduğu, Aksaray'da bu çilehanesinin bulunduğu, Aksaray'da Hacı Bayram Veli yetiştirdiği ve e, dolayısıyla Aksaray'la irtibatlı olarak ifade ediyorlar. Darende ile ilgili iddiayı pek kabul etmiyorlar ve Somuncu Baba'yı bu noktada sahipleniyorlar. Bu arada Somuncu Baba'nın bir oğlunun kabri var Aksaray'da. Yusuf Hakiki baba diye de bilinen Yusuf Haki ismindeki bir oğlu. Diğer görselimizi görelim. Yusuf Haki ki baba önemli yine bir maneviyat büyüğü ve değerli dostlar bu şekilde Aksaray'da türbesinin olduğu bir yer var. Türbesinin içerisinden görselimizi de görelim. Yusuf Hakiki babanın divanı vardır, şiirleri vardır ve yetiştirdiği önemli talebelerindendir Somuncu babanın. Fakat Somuncu baba bakın halifeliği yani kendisinden sonra irşat görevini oğlu Yusuf Hakiki'ye vermez. Hacı Bayramı Veli'ye verecektir. Ve Yusuf Hakiki bir noktada bir sistemle, küçük bir sistemle niye bana vermiyorsun ki halife lider? Ben hem senin yanında yetiştim hem oğlunum der. Hatta der ki padişahlar bile oğluna saltanatı devrederken sen niye oğluna vermek istemiyorsun der. Bunun üzerine somuncu baba işin liyakata göre verilmesi gerektiğini, işin ehline verilmesi gerektiğini, layık olanlara bu işin devredilmesi gerektiğini güzel bir örnekle ifade edecektir. Diğer görselimizi rejimizden rica edelim. Uzunca bir metinden idareye layık olmakla alakalı. Der ki ben bu noktada hacı bayramı daha uygun görüyorum der. Ve e, der ki evladım Hz Hüseyin Kerbela'da aile efradıyla susuzluktan yanarken Güneş etrafı cehennem gibi yaktığı bir öğle vaktinde çadırın önüne çıkar. Kumları avuçlayarak ellerini yıkar. Bu sırada kendisine üzüntüyle bakan kölesinin, "Yezide biat etseydi de bu sıkıntıyı çekmeseydi acaba ne olurdu?" şeklindeki kalbi düşüncesi ruhuna akseder. Manalı manalı kölesine bakarak Hz. Hüseyin der ki: "Muhakkak ki bizim Yezide biat etme işimizin saltanat düşüncesiyle bir alakası yoktur." babadan oğula kalan devlet dedemiz Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem'in gösterdiği yola aykırıdır. Biz Yezide biat edersek İslam'ın en büyük direklerinden biri olan seçim yollu idareyi temelinden sarsmış ve sıfat saltanatını yaşatan idareye yeniden kudret kazandırmış oluruz. Halk seçsin. Yezid değil kim olursa olsun itaat ederiz der ve sonra ellerini yıkamak için avucunda tuttuğu kumları göstererek Kerbela'da her kum zerresi şahit olsun ki her devirde bizim mücadelemizi anlayıp ona katılan bizdendir diye yemin eder. Şeyh Hamidi Velazetleri sözünün burasında oğlu Yusuf Hakiki'yi omuzlarından okşayarak der ki işte evladım hakikat budur. Gönlümüzde evlad-ı sevgisi ziyade olsa da biz idareyi layık olana teslim ederiz. Her şeyin yerli yerinde olması gerektir. Elması kuyumcunun örsüne, bakırı sultanın tacına oturtan, cehaletten daima sakın, mahir bir okçuyu hamama tellak yapıp, mahir bir bilgini kuyudan su çekmeye mahkum edecek şekilde gelişen emniyet, devletler daima çökmüşlerdir, bunu böyle bilder. Evet çok önemli idare ile alakalı işi ehline verilmesi gerektiğini oğlun da olsa, yakının da olsa onu tercih etmek değil, layık olan kişiye işine devredilmesi gerektiğini güzel bir şekilde nasihat eder. Ve Yusuf Hakiki babasından bu dersi de aldıktan sonra Hacı Bayram Veli'ye teslim olacak. Onun yanında yetişecek babasının vefatından sonra da ondan irşat ve icazet diplomasını alacaktır. Yusuf Hakiki Aksaray'da vefat etmiş ve değerli dostlar Aksaray'da türbesi var. Ve Hacı Bayram Veli dedik ona hilafeti verdi. Peki Hacı Bayram Veli kim? Diğer görselimiz rejimizden rica edelim. Hacı Bayram Veli cami ile ilgili. Değerli dostlar Hacı Bayramı Veli asıl adı Numan'dır. Ankara'nın en önemli ziyaret noktasıdır Hacı Bayram Can ve Türbesi bilirsiniz ve asıl adı Numan'dır. Numan bin Ahmet'tir, Ahmet oğlu Numan demektir. Bir müderris idi yani medrese hocasıydı ve bakın Somuncu Baba'ya talebe oldu, müderrisliği bıraktı. Somuncu Baba'nın yanında yetişti, ondan icazet diploma aldı. Hatta Somuncu Baba'nın 1412'de vefatında onun cenaze namazını kıldırdı. Bakın çok ilginçtir. Bursa'mızda 1429'da vefat eden Emir Sultan Hazretleri'nin cenazesini de Hacı Bayram Veli Hazretleri kıldıracaktır. Sonmuncu Baba'nın cenazesini de Hacı Bayram Veli kıldıracaktır. Ve hatta yanlarında değildir. Onların vefat edeceğini anlayarak yola çıkmış ve cenazelerine katılmış ve manen bakın onların vefat edeceğini anlamış ve cenaze namazlarını kıldırmak onlara nasip olmuştur. Vasiyetleri öyledir zira. Ve değerli dostlar Hacı Bayram Veli'nin türbesini de görelim. Hacı Bayram Veli bu arada bir bayram günü e, Somuncu Baba ile karşılaştığı için ona bayram lakabını vermiş. Beraber hacca gidip geldikleri için de Hacı Bayram demiştir. Hacı Bayram Velinin asıl adı Numan bir noktada unutulmuş. Ankara'daki bu türbesi en önemli ziyaret noktalarındandır. Bu arada Hacı Bayram Veli çok sayıda talebe yetiştirmiştir. Akşemseddinler, Akbıyık Sultanlar, Hızır dedeler, Yazıcıoğlu Mehmetler Eşrefzade Abdullah Rumiler çok önemli zatların bakın Hacı Bayram Veli'den hilafet aldığını, icazet aldığını biliyoruz. Osmanlı'nın manevi iklimine çok önemli katkıda bulunan Hacı Bayram Veli'nin hocasının da Somuncu Baba olduğunu bir daha ifade etmiş olalım. Bu arada gelelim Daren'de ile ilgili kısma. Evet Aksaraylılar türbesi bizde diyor Somuncu Baba'nın ama Malatya Daren delilerde ısrarla türbesi bizde. Belgeler ışığında Somuncu Baba'nın türbesinin olduğu yer Malatya Dağrende'dedir diyorlar. Görelim efendim Darende ile ilgili külliyeyi görelim öncelikle. Bakın Dağrende'de burası nasip olmadı değerli dostlar henüz daha gidemedim. Ee, diğer Aksaray'daki olsun Tavşanlı'daki türbesini ziyaret etme imkanım oldu. İnşallah en yakın zamanda nasip olur. Çok güzel bir külliye yapılmış buraya e, Somuncu Baba'nın türbesinin etrafına değerli dostlar. Somuncu Baba Vakfı, Es Seyit Osman Ulusi Vakfı, Ulus Efendi Vakfı. Buranın bakımını, görümünü sağlıyor. Çok sayıda ziyaretçi buraya akın akın geliyor. Diğer görselimizde türbenin kısmını görelim. Somuncu Baba'nın türbesinin olduğu yer değerli dostlar. Burada bakın bir kayanın dibinde yedigen bir kubbe altında yer alıyor. Yedigen olmasını işte Fatiha'nın yedi tefsirine, cennetin değerli dostlar yine yedi kapısı olmasına gibi yorumlamalar yapılabiliyor. Bu arada burası çok güzel bir nehir kenarı olduğu ifade ediyor. Tohma diye bir çayın kenarında. Diğer görselimizi görelim. Bir tabiat güzelliği gece bu şekilde yansıyor. Diğer görselimizde nehri görelim. Bu Tohmaçay'ı kenarında bir vadi içerisinde Dağrende'de değerli ustalar Somuncuva'nın türbesinin etrafına pek çok yapılar günümüzde yeni büyükte bir mescit inşa edilmiş. Ve bu arada e, türbenin önünde bir havuz olduğu ifade ediliyor. Havuzun görselini görelim diğer görselimizde. Bu havuzda balıklar var. Yenmediği, kutsal kabul edildiği ifade ediliyor. Hatta asker balıklar diye bazı hikayelerde ifade ediliyor. E, Şanlıurfa'daki balıklı göldeki, balıkların benzerindeki balıklar burada yer alıyor değerli dostlar. Serbestçe e, gezdiği bu, göl, bu havuz içerisinde ifade ediliyor. Peki türbenin içerisindeki Somuncu Baba'nın e, sandukalarını görelim. Türbenin içerisine girelim. Değerli dostlar bu bakın Somuncu türbesinin de olduğu... E, bu e, kısımda iki tane sanduka var. Somuncu babanın yanında oğlu Halil Taybi'nin sandukası yer alıyor. Somuncu babanın bir oğlu Yusuf Hakiki Aksaray'da bırakarak diğer oğlu Halil Baba ile Halil Taybi ile Malatya Darende'ye gittiği orada vefat ettiği şeklinde e, Darendeliler bunu ifade ediyorlar. Ve sonra da Oğlu Halil Tayyip'i de vefat edince yanına gömülmüştür şeklinde ifade ediliyor. Değerli dostlar Somuncu Baba'nın bu türbesinin dünyaca tanınmasında... Ve buraya akın akın insanların ziyaret etmesinde etkili olan çok önemli bir yine alim zat var. Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi. Onun görselini rejimizden rica edelim. Somuncuva'nın bakın sandukası başındaki bu görseldeki kişi yaklaşık 45 yıl değerli dostlar Somuncuva Camii'nde imamlık yapmış ve burada hizmet etmiş. Yine de pek çok vakıfların derneklerin oluşmasına vesile olmuş. Çok büyük hayırseverliklere imza atmış olan. Es Seyyid Osman Hulusi Efendidir. 1990 yılında vefat etmiş değerli dostlar. Somuncu babanın e, torunlarındandır aynı zamanda. Seyyid'dir ve e, Somuncu babanın 12. kuşak e, torunu olduğu ifade edilir. Günümüzde de onun oğlu Hamideddin Ateş Es Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı'nı ve buradaki ziyaret noktalarının bakımını gerçekleştiriyor. E, so e, Seyit Es Seyyid Osman Hulusi Efendi'nin kabri de Sonuncu Baba'nın türbesi yanında değerli dostlar. Diğer görselimizde görelim. Somuncu Baba'nın bu mescidini ziyarete gelindiğinde burada Esseyit Osman Hulusi Efendi'nin kabrini diğer yakınlarıyla beraber burada ziyaret edebilme imkanı var. Evet değerli dostlar son fotoğrafımızı rejimizden rica edelim. Tekrar Ulu Cami görselimize dönmüş olalım. Evet Ulu Cami Somuncu Baba'nın lakabını almasına vesile olan yer. Bursa Somuncu Baba'nın tanınmasına sırrının ortaya çıkmasına vesile olan yer. Somuncu Baba'nın Fırını tek Bursa'dadır Uludağ'ın etekleri nedir halen var dedik değerli dostlar. Somuncu Baba'nın asıl adı Şeyh Hamidi Veli iken onun dünyaca Somuncu Baba diye tanınmasına yine pek çok Somuncu Baba vakıflarının kurulmasına pek çok yerde Somuncu Baba ismine fırınların açılmasına vesile olan kişinin bu maneviyat büyüğü olduğunu ifade ediyoruz. Bu arada bakın Somuncu Baba çok önemli bir maneviyat silsilesinin başlangıcıdır. Hatta Davud'u Kayseri'den alırsak Davud'u Kayseri Somuncu Baba'nın yetişmesine vesile olur. Somuncu Baba Hacı Bayramı Veli'yi yetiştirir. Hacı Bayramı Veli Akşemseddin'i, Akbıyık Sultan'ı, Hızır Dede'yi yetiştirir. Hızır Dede Hazreti Üftade'yi yetiştirir. Üftade Hazretleri Aziz Mahmut Hüdayi, Aziz Mahmut Hüdayi Taceddin'i Veli'yi, Bakın bu maneviyat silsilesi Osmanlı'nın kuruluşundan yükselme devri sonuna kadar değerli dostlar çok önemli bir maneviyat silsilesidir ve her birinin bakın hayatında Bursa'nın bir dönüm noktası olduğunu ifade ederiz ya yaşadıkları ve kabirlerinin olduğu yer Bursa'dır davud Kayseri gibi, Hızır Dede gibi, Hazreti Üftade gibi, Akbıyık Sultan gibi kabirleri de Bursa'dır. Ya talebeliklerinin geçtiği yer Bursa'dır. Hacı Bayramı Veli gibi değerli dostlar. Ee, yine e, Taceddin'i Veli Hazretleri gibi, Azim Ahmet Hüdayi Hazretleri gibi ve yaşadığı yaşamlarının bir noktası Bursa'dan geçmiştir. Dolayısıyla boşuna denilmemiştir. Bursa evliyalar şehridir diye. E, boşuna denilmemiştir. Bursa ruhaniyatlı maneviyatlı bir şehirdir diye. Bu maneviyata önemli katkılarda bulunan Somuncu Baba'yı bugün sizlere paylaştık. Haftaya inşallah değerli dostlar yine bu maneviyat büyüklerinden birisi Molla Fenari Hazretleri'ni sizlere inşallah anlatmaya gayret sarf edeceğiz. Haftaya yeniden buluşmak üzere sağlıcakla kalın efendim.